Merhaba, yeni bir Anadolu Yükselirken programı ile daha karşınızdayız. Anadolu Yükselirken'de bugün yeni, modern ve pratik yaşam ünitelerini tanıyacağız. Afet sonrası barınma başta olmak üzere kamp, şantiye ve benzeri durumlardaki konaklama ihtiyacının kolay ve hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla geliştirilen yaşam üniteleri hem çok kullanışlı hem de çok tasarruflu. Bu pratik yaşam ünitelerini dünya piyasasına sunan isimse yerli bir firma, adı Vekon. Vekon dünyada bir ilki gerçekleştirdi sayın seyirciler. Katlanarak taşınan yaşam ünitelerini piyasaya sundu. Büyük ilgi de gördü. Peki bu üniteler nerelerde kullanılabilir? Piyasadaki ürünlerle, diğer ürünlerle farkları neler? Nasıl temin edilebilir? Pek çok soru var. Bu sorulara yanıt arayacağız. Vekon satış yöneticisi Özgül Yücel stüdyomuzda konuğumuz. Özgül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi artık yaşam üniteleri çoğaldı ama farklı boyutlarda, farklı pratik çözümler sunan yeni ürünler var. Bunlardan birkaçını da firmanız sunuyor. Evet. Adı Vekon adıyla. Dünyada ilk olmasının ne gibi bir farkı var? İlk derken neyi kastediyoruz? Evet, ilk kez biz süper pratik yaşam ünitelerinde katlanabilir olma özelliğini öne çıkardık. Katlanabilir olması bir kere depolama açısından çok büyük avantajlar da sağlıyor. Aynı zamanda nakli avantajı sağlıyor. Özellikle afet sonrası geçici konaklama çözümüne biz %100 bir çözüm sağladık burada. Çünkü deprem döneminde şunu gördük. Konteyner sistemlerde özellikle hemen deprem sonrası çadırlardan sonra konteyner ihtiyaçları doğuyor biliyorsunuz. Konteyner sistemde hazır ünite, fabrikada bitmiş hazır ünite aldığınızda bir tıra iki tane konması yerine yeni ünitelerimizde, katlanabilir süper pratik yaşam ünitelerimizde bir tıra 6 adet, hatta bazı modellerde 12 adet dahi konabilmektedir. Çok ciddi nakli açısından ekonomiklik sağlamaktadır. Çünkü deprem döneminde çok ciddi bir sıkıntı vardı nakli açısından. Yani nakliyi bulmakta da zorlanıldı. Firmalar, kurumlar zorlandı. Bu sistemle bir kere bunu tamamen çözmüş oluyoruz. Şimdi sizin ürettiğiniz bu ürünler mesela ne kadarlık bir alanı kapsıyor? Hı hı. Farklı herhalde. Biz, 6-7 tane evet, ürün var 6 herhalde. 6 tane Vekona'da, Vekonoba, Vekonant gibi fonksiyonlarına göre farklı isimlendirdiğimiz 6 yeni ürünümüz var. Örneğin özellikle Van depremi için ihtiyaç olandan başlayayım. Vekonant dediğimiz sistem iki oda ortası banyolu, bir odasında da küçük çay ocağı olan. 3'e 7 ünitelerdir orada ihtiyaç olanlar. Yani 21 metrekaredir. 21 metrekarede bir aile bir tarafında salon olarak, diğerini yatak odası olarak kullanabiliyor örneğin. Yani toplam mı 21 metrekare? Toplam 21 metrekare, evet. Peki şimdi 21 metrekare nasıl üretiliyor? Yani neden üretiliyor? Şöyle söyleyeyim. Çünkü duvarlar katlanabilir dediniz. Evet. Hı hı. Evet. Şimdi şöyle, malzeme sandviç panel. Bir kere bunun avantajı şu. Çok iyi bir ısı izolasyon özelliğine sahip. Aynı zamanda da yüksek yangın dayanımına sahip. Hı hı. Bu konu çok önemli biliyorsunuz evet, artık ülkemizde. Bazen afet bölgesinde özellikle yangınlar sonucu hayatını kaybedenler evet. de oldu ama. Evet. Gerçi onlar çadırlarda yaşamlarını sürdürüyordu ama katlanabilir bu sistemlerde, yaşam ünitelerinde. Yani yangına karşı nasıl bir sisteme sahip? Hı hı. Duvarında ve çatısında kullandığımız malzemeler yüksek yangın izolasyonuna sahip. İçinde kullandığınız izolasyon malzemesi bunu belirler. Hı hı. Eğer bu bir taş yünü ise A sınıfıdır, EPS ise B1 sınıfı alev almazdır. Malzemeler buna göre seçiliyor. Hı hı. Duvarda ve çatıda kullanılan malzemeler. Bunlar katlandığında 2,5 kat daha az yer kaplıyor ve bir tıra, bu bahsettiğim Van depremindeki ünitelerden, hı hı. Bir tıra 6 tane koyabiliyoruz biz. Peki şimdi bu Van depremi için söylediğiniz ürünle mukayese edersek, evet. örneğin konteynerlar kuruldu orada da ya da Mevlana evleri vardı. Evet. Alan olarak ne gibi bir avantajı var? Ne kadarlık bir yaşam alanı bize sağlıyor? Şimdi bu üniteler 21 metrekare, 2 oda. Ya da bir amacı burada hani evet. nedir? Bunlar? Bir odası ortalama 10 metrekare. Bir kere burada sadece katlanabilir olması değil, yani sadece nakli avantajı da değil. Aynı zamanda hızlı kurulum avantajı da var. Oraya giden üniteler, hazır üniteler alındığı gibi başka demonta ürünler de alındı. Hı hı. Bu ürünlere göre yeni kurduğumuz sistem 10 kat daha hızlı kurulabiliyor. Hı hı. Bir kere bu avantajı da var. Bunun dışında mesela şimdi
vakıflar ve çeşitli resmi kuruluşlar bizden talep etmeye başladı bunları. Depolama amaçlı alıyorlar. Mesela afet öncesi bir takım anlaşmalar yapmak istiyorlar. Bunları alarak kendi depolarında hem üst üste iki kat da koyacak şekilde, aynı zamanda 2,5 kat daha az yer kaplayacak şekilde depolayarak, örneğin 300 tane 400 tane alarak depolayarak daha sonrasında afet sonrası hemen ihtiyaca cevap verebilmek için bunlarla ilgili bir takım çalışmalarımız olmaya başladı. Herhalde Van için düşünülen, yani afet bölgeleri için düşünülen bir aile için yeterli değil mi? 4-5 kişilik hatta bir aile. Yani çok zor durumlarda iki aile bile, içerisinde iki ayrı oda olduğu için iki aile bile kalabilir ama aslında bir aile için tasarlandı bu model. Bunun dışında da tabii biz başka modeller de çalıştık yine ihtiyaçlara göre. Örneğin tek odalısı var. Yine aileler içinde kalabilir. Yan yana bunlar konularak kentler kurulabilir tek odalı konteynerlerde. Yanına WC duş üniteleri yapılabilir örneğin. Tek odalı ünitelerden bir tıra 12 tane konabiliyor. Bu nakliyeden daha da büyük avantaj sağlıyor. Onun alanı ne kadar? O da yine 3'e 7, 2,46 yani 21 ve 15 metrekarelik iki tip ünite üretildi. Bunlar standart anladığım kadarıyla. Evet, standart çalışıyoruz. Şimdi Amerika gibi ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu tür yaşam üniteleriyle seyahat eden, tatil yapan insanlar var. Türkiye'de de son dönemde yaygınlaştığını görüyoruz. Evet. Doğada hani doğayla iç içe yaşama isteyen ya da hafta sonunu geçirmek isteyenler için katlanabilir olması herhalde çok büyük avantaj. Ne kadarlık bir yer kaplıyor? Mesela bir araca sığabilir mi bir otomobile? Şimdi tabii bunlar daha çok kamyon ve tır taşımacılığına göre, hatta yurt dışında deniz taşımacılığına göre üretildi. Bir karavan mantığında değil aslında. Değil. Yani karavan mantığında tekerlekli özel karavan sistemleri üretiliyor ama bunun şöyle de bir avantajı var. Mesela bir modelimizin ismi Veconest. Onda daha estetik çalıştık. Duvarları eğimli, çatısı eğimli bir sistem. Burada estetik olduğu için, aynı zamanda bu estetikliği kattığımız için hobi evi amaçlı ürettik. Bireysel kullanımlara yönelik. Mesela kişi bunu alıp hobi amaçlı bahçesine koyabilir. Yazlık amaçlı arsasında ruhsat alamadığı bölgelerde arsasına koyabilir bu üniteleri. Ancak tabii mesela yine bunda da 6 tane rahatlıkla koyup bir tırla taşıyabilir veya bir adeti küçük bir araçla da rahatlıkla taşıyabilir. Peki bu ürünler yerli midir yoksa hani ithal edilen ürünler sınıfında mı? Bir kere tamamen patenti bize ait. 3 yıllık bir ARGE çalışması sonucunda üretildi sistem. Özellikle yerli bu ürünler. Bütün kullanılan ürünler Türkiye'den alınan malzemelerle üretiliyor ve tamamı patenti %100 bize ait bir ürün. O halde önümüzdeki dönemde taleple de orantılı olarak hem ihracat anlamında hem de yerli talep anlamında siz seri anlamda da üretimini arttıracaksınız. Evet, o aşamada da biz özellikle tabii aynı zamanda diğer taraftan sadece bireysel kullanıcılar değil veya afet değil, büyük şantiyelere de çözümler ürettiğimiz için yurt dışına giden müteahhitlere, Türk müteahhitlere ve yabancı müteahhitlere çözümler ürettiğimiz için bu yönde de yine bunları kullanıyoruz. Şimdi bunu son bir örnekle isterseniz biraz açalım çünkü yakın zaman önce İstanbul'da 11, yanlış hatırlamıyorsam 11 işçi hayatını kaybetmişti bir şantiyede. Evet. O tür yaşam alanları için ya da orada yaşayan işçiler için herhalde çok önemli üniteler olsa gerek. Evet. O biraz önce de dediğim gibi yüksek yangın izolasyon değerine sahip bir sistem bir kere ve ısı izolasyonu da iyi bir sistem. Tabii çadırla kıyaslanmaz. Çadır alternatif ürünlerimiz de var iki tane ama Veconada ve Veconaba ürünümüz. Yine bunlarda da duvarlar izolasyonlu sandviç panel sistem, alüminyum sandviç panel sistemde de üretiliyor aynı zamanda. Bir kere buradan dolayı bir şeyiz, artıya geçmiş durumdayız o sistemlere göre. Aynı zamanda da bu şantiyelerde yine bu katlanabilir sistemler sayesinde yine müteahhitlere sağladığı nakliye avantajları, yine hızlı kurulum avantajı. Hızlı kurulumu biraz açmak istiyorum. Örneğin 2 kişiyle veya 3 kişiyle modeline göre hiçbir ilave ekipman kullanılmadan 10 dakika içerisinde sistem kurulabiliyor. Açılarak kendi içinde katlıdır. Duvarlar, çatısı, tabanı ve tavanı kendi içinde katlı bir sistemdir. 10 dakika içerisinde açıldığında 2 katlı ve 3 katlı da dahil olmak üzere üst üste de koyabilecek şekilde. 2 katlı derken? 2 üniteyi üst üste koyabiliyoruz örneğin. Bir merdivenle dışarıdan yani, yine bağlayabiliyoruz. Dubleks
tarzı bir şey mi oluyor o zaman? Evet. Of diye öyle bir şey çıkıyor herhalde. Dublex hatta triplex bile yapmış oluyoruz aslında şantiyelerde. Peki onun ayakta durması problem olmuyor mu? Taşıyıcı sistem tamamen ona göre dizayn ediliyor. Ünite açıldıktan sonra bir takım elemanları yine bağlanarak, taşıyıcı elemanları bağlanarak sistem kuruluyor. Bir modelimiz daha var mesela, orada da çok estetik bir model. İki katlı, kendi içerisinden çıkarak iki katlı oluyor. Aynı zamanda alttaki üniteden de yuvarlak ünite çıkarak özel yani bir ekranda, salon. Ekranda gördüğümüz herhalde. Evet, aynen, Vekonas, Vekonar sistemimiz. Orada özel. Şu şekilde herhalde. Bu tek odalı sistemimiz şu anda. Evet, gördüğünüz. Bakın, taşıyıcı elemanları yine burada gördünüz şu anda. Kapamalarını gördünüz. Bu da bahsettiğimiz çadır alternatif olan. Aynı zamanda bunu helikopterle de afet dönemlerinde atabiliyoruz mesela. Helikopterle bırakabiliyoruz ulaşamadığımız yerlere. Yani 6 ürün, 6'sı da farklı amaçlı. Evet. Ve daha çok işte afet dönemlerinde yaşanabilecek sıkıntılara nazaran üretilmiş bir ürün var. Evet. Onun dışında çift katlı ya da üç katlı farklı yerlerde, bağ evinde ya da şantiyelerde kullanılabilecek ürünler var. Peki Türkiye genelinde tek satış noktası siz mi olacaksınız? Bunun bir ağ şeklinde yaymayı düşünüyor musunuz? Şimdi evet, geçen sene itibariyle bir bayilik çalışmamız oldu. Bu ürünlerimiz yeni çıktığı için bayilerimize, Türkiye'nin epey bir bölgesinde bayimiz oluştu. Bunlara da satış imkanı veriyoruz. Özellikle Vekones dediğimiz estetik, bireysel kullanıcılara yönelik üründe oldukça talep var. Konut almak yerine dediğim gibi ruhsatı olmayan yerlerde, sit alanı olan bölgelerde hemen bunu alıp kondurabilecekleri, yan yana ilave koyabilecekleri sistemler, bunlar bayiler için bulunmaz örnekler bence. Peki, bunlarla ilgili çalışmamız devam ediyor. Son olarak da şimdi sanırım ofis olarak da kullanılabiliyor değil mi? Ofis olarak, evet, kullanılan ofis olarak sistem da de var. Ediliyor. Temin etmek isteyen biri ne yapmalı? Nasıl ulaşabilir? Yerli değil mi aynı zamanda? Evet, bizim showroom'umuz Pendik'te, E5 üzerindeyiz. Vefa Grup bünyesi adı altında. Vefa Grup ana firmadır. Vekon markamızdır. Pendik E5 üzerindeki yerimizle bağlantıya geçerek üretim tesislerimizi, showroom'umuzu gelip ziyaret ederek, firmayı görerek, güvenilirliğini tespit ederek bize ulaşabilirler. Yani İstanbul merkezli bir firmayız. Buradan tüm dünyaya şu anda 45-50'ye aşkın ülke oldu. 50'ye aşkın ülke hizmet veriyoruz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kolaylıklar ediyorum. Diliyoruz. Sağ olun. Sayın seyirciler, son dönemde büyük gereksinim duyulan üniteler, yaşam üniteleri artık Türkiye'de yerli üretimle de piyasaya sunuldu. Dünyada bir ilki gerçekleştiren Vekon adıyla yeni modern ve pratik yaşam üniteleri artık piyasada, afet sonrası barınma başta olmak üzere kamp, şantiye ve benzeri durumlardaki konaklama ihtiyacını da böylece kolay ve hızlı bir şekilde gideriyor. Bu yaşam üniteleri aynı zamanda hem tasarruflu hem de kolay kurulabiliyor, katlanabiliyor. Vekon'un sunduğu bu ürünleri tanıttık. Anadolu Yükselirken de konuğumuz oldu. Özgül Hanım'la birlikte, Özgül Yücel'le konuştuk.